zaman başlayalım. Daha fazla beklemeye gerek yok. Gelen arkadaşlarımızı ben zaten alacağım. Size bekletmeyelim. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz bizi kırmadığınız için bu süreçte. Evlerimizde kaldığımız bu süreçte biz kendimize ve arkadaşlarımıza faydalı ve keyifli vakit geçirmek için böyle etkinlikler yapmaya karar vermiştik ve sizin gibi değerli mimar, iç mimar ve tasarımcılarla çeşitli etkinlikler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Siz de bizi kırmadınız. Şu an buradasınız. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne Heyecanla demek? Çok bekliyoruz etkinliğimizi. iyi düşünmüşsünüz. Teşekkür ederim ben de beni de ağırladığınız için. Nasıl ilerleyelim? Soruları. Şöyle başlayalım. Siz bize biraz kendinizden bahsedin, design'dan bahsedin, bilmeyen arkadaşlarımız için. O şekilde başlayalım. Tamam. Selam herkese. Öncelikle vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Deniz ben. 28 yaşındayım. 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldum. Hemen akabinde aynı yıl İTÜ'de master yapmaya başladım. Master'ım Urban Design bölümüydü. Aslında hani ne mobilya ile ne endüstriyel ürünle alakası yok. Çok daha büyük bir ölçekte master yaptım. Oradaki amacım hani tekrar mimarlık master yapmak istemedim. Farklı bir alanı görmek istiyordum. Ve o zaman da ilgim o yöndeydi. Hala da iyi ki okumuşum diyorum. Çok ayrı bir yeri var bende. Yani çok farklı konulara değinmiştik. Onun üstüne ben daha orada okurken çalışmaya başladım. İlk yılımdan sonra büyük parklar yapan bir mimarlık ofisiydi burası. Bölümle alakalıydı. Bir yıl kadar orada çalıştım. Sonra okulla beraber çok yani vakit ayıramıyordum okula. O yüzden işten ayrıldım. Okulu bitirdim. Tezli bir programdı. Tezimi yazdım. Daha sonra çalışmaya başladım. Mozaik diye bir firma var. Belki duymuşsunuzdur. Mobilya firması. İthal ürünler getiriyor. Kendi üretimleri değil. Tamamen yurt dışından geliyor bütün ürünler. Orada çalıştım. Orada mimar olarak hem hani satışla ilgileniyordum hem de projelere bakıyordum gibi. Ben daha çok ofis kısmıyla ilgileniyordum. Ev projesi değil de daha büyük alımlarla ilgili çalışıyordum. Daha sonra orada biraz mobilyayla ilişki kurmaya başladım aslında. Öncesinde pek yoktu. Farklı farklı alanlar deniyordum. Bunun üzerine dediğim gibi mobilyaya ilgim olduğunu fark ettim. Her zaman da aslında ben mimarlık okurken de kendimi mesela çizimle değil maketle anlatırdım ya da bir tasarım varsa bunu maketle yani hemen canlandırabilmek benim için daha etkili bir yoldu göstermek için bunu. Küçük basit bir maket de olsa hayata geçirmeyi hep severdim. O yüzden aslında küçük ölçekle daha ilgim olduğunu fark ettim. Orada çalıştıktan sonra hemen hayata geçirebilmenin. Oradan ayrıldım. O biraz ülkenin de verdiği koşullar sebebiyle yani işten çıkarıldım. Euro bazlı satış yapan bir yerdi ve hani ülkenin euronun o sıra arttığı bir dönemdi vesaire işler durmuştu. Bunun üzerine dedim hani bari bir yerlere başvuruyordum fakat hani cevap alamıyordum. Birçoğumuzun mimar olarak bu karşılaştığı bir sorun aslında. Hep böyle bir deneyimli insan ararlar ama hani deneyim kim kazanacak o zaman gibi bir süreç. Onun üstüne bizim Sapanca'da, benim ailem Sapanca'da yaşıyor, ben İstanbul'dayım. Oturdukları sitede iki evimiz daha var bize ait. Sapanca'da yakın zamanda çok artmıştı, günlük kiraya verme, işte bayağı bir turist yoğunluğu da vardı, hem İstanbul'dan gelip gidenler de oluyordu. Düşündük, yani babam bana yardım etti bu konuda. Biz evlerin içini dekore ettik öncelikle. Bu dekore ederken de koleksiyonu aslında oluşturmaya başladık. İki tane evi ben öyle dekore ettim. Tamamen yatak başlarına kadar birlikte babamla elimizle yaptık. Mobilyaların çoğu benim şu an sattığım ürünlerin ilk ürünleriydi, ilk numuneleriydi. Bu şekilde evleri şu an hala günlük kiraya veriyorum. Hani aylık vesaire nasıl isterlerse. Bunun üzerine 3 ay böyle bir
3 ay 4 ay gibi bir hazırlık sürecinden sonra yavaş yavaş koleksiyon ortaya çıkmaya başladı. Ve benim aslında amacım bu evlere girerken de hani mobilyaları denemek için bir fırsat olsun. Çok kötü de olsalar hani bir şekilde değerlendiririz evlerde gibi düşünüyorduk. Nitekim öyle oldu. Şu an hala evde görüp satın alabiliyorlar. Birçok ürün aynı şekilde satıyorum. Evde işte broşürler var vesaire. Hem evleri dekore ettim hem de koleksiyon oluşturduğum gibi bir süreç oldu. Daha sonrasında ilk online olarak satıyordum. Sonra Design Week'e katılma fırsatı buldum. Geçtiğimiz Kasım ayında 2019'da. Orada bir stand açtım ve aslında ben ilk defa eve gelmeyenlerin haricinde sunmuş oldum ürünlerimi. Yani gün yüzüne çıkarmış oldum. İlk defa yorum alabildim. Çok güzel yorumlar aldım. Sağ olsun herkes çok beğendi. Oradayken şu an mağazamın olduğu yerin sahibi geldi. Funda Hanım, adresi İstanbul'un. Ve hani bize, benim gibi genç yeteneklere destek olduğunu, mağaza açmak ister misin diye sordu. Şartları uygun geldi bize. Yani ben bu kadar hızlı gelişeceğini düşünmüyordum. Hemen birkaç ay sonra ben mağazayı açtım. Aslında bir yıl oldu daha şirketi kuralı ama dediğim gibi biraz hızlı gelişti. Bu şekilde. Evet, aslında bize bu güzel bir örnek. Çünkü biz şöyle düşünüyoruz, hep bir keşfedilmeyi bekliyoruz. Özellikle bu, ben 3. sınıfım, yani bu sene bitiyor. Şimdi sona yaklaştıkça insan böyle bir umutsuzluğa kapılıyor. Hep birinin sizi böyle keşfedip sizi ileriye taşımasını bekliyorsunuz. Ama kendimiz aslında bir yerlere gelebildiğimizi burada görmüş oluyoruz. Siz aslında o dönemde kendi koleksiyonunuzu oluşturmaya başlamışsınız. Evet. Bu sizin en önemli kararınızda adım olmuş. Bu evet, anlamda güzel bir örnek oldu bize. Çok fazla deneme yanılma oluyor. Tabii ki doğru ürünü bulana kadar çok fazla bir Ar-Ge çalışmasından geçtim açıkçası. İlk bir tane puf yaparak başladık biz babamla. Evde hala da evin içinde bir sürü puf var. Monopuf doğru. Galiba. Biraz araştırmıştım. Monopuflar sanırım bahsettiğiniz. Mono ilklerden. Bir de grid ilk yaptığımız ürünlerden. Bu kapı toneli gibi olan. Yani evde şöyle söyleyeyim. Size farklı sünger çeşitlerinden pufları deniyorduk. Farklı dikişlerle ve hani 5 tane pufu yan yana koyup bilmeyen birine getip oturtturup hangisi sence daha iyi deyip böyle not ala ala zamanla gerçekten aylar süren çalışmayla oldu. Çok fazla detay var. Yani siz de hepiniz biliyorsunuzdur. Bir ürün tasarlarken aslında detaylardan oluşuyor tamamen o ürünün güzelliği. O şekilde evet. Biz aslında arkadaşlarımızla bir soru hazırlamıştık. Birkaç tane. Onlar üzerinden ilerleyelim. Hem onların merak ettiklerine de cevap vermiş olursunuz. Tasarımlarınızın gelişim sürecinde edindiğiniz tecrübeler size neler kazandırıyor bu yolunuzda? Bunları merak ediyoruz. Şöyle diyebilirim. Benim en çok şöyle babam benim makine mühendisi ve babamın bu ön çalışmadaki, daha doğrusu bir ürünü ben tasarlıyordum. Daha ben endüstriyel tasarım okumadım. O yüzden hani çok detay çözmeye, mobilyada özellikle çok detay çözmeye alışık değilim. Ama babamın böyle bir benim için artısı vardı. Babam buna hakim biri. Otomotivde çalışmış ve yıllarca detay çözmüş bir insan. Aslında konu tasarım olduğunda çok da fazla bu arabaymış ya da telefonmuş ya da işte bilmiyorum masaymış çok fark etmiyor. Aslında hepsinde benzer şeyler var, benzer prensipler var. Babamın bana çok desteği oldu. O yüzden ben taslak olarak tasarladığım bir ürünü babam üretilebilir mi, üretilemez mi konusunda bana çok destek oldu. O yüzden aslında ben artı bir biraz önde başladım. Onu hani açıkça söyleyebilirim. Babamın desteği çok fazla. O yüzden üretim aşamasında çok da fazla engelle karşılaşmadım. Ama benim bu süreçte en çok gördüğüm, aldığım tecrübe biraz evdeki hesabın çarşıya uymadığı çok fazla konu var. Özellikle üretim detayı olarak değil de üretimi pratiğe çevirdiğinizde bir ustaya güvenmek
de bitmiyor iş. Çünkü aslında hiç kimse sizi, yani usta size ne kadar da bağlı olsa ya da çalışanınız, işinizi sizin kadar önemsemiyor, işinizi sizin kadar önem göstermiyor. Burada benim en çok hata olarak, hata demeyeyim de, en çok hani eksiye düşüren beni bazen güvenmek ve onun yapmasını beklemek oldu. İşte hatalar oluyor öyle olduğunda. Her zaman işini pratikte özellikle çok fazla kontrol etmen, denetlemen gerekiyor. Birebir orada bulunamıyorsan dahi her zaman sürekli aramak, sormak gerekiyor. Bu benim kazandığım en büyük tecrübe oldu. Çünkü yani okulda bunlar öğretilmiyor. Sen hani gerçek hayatta bir şey nasıl üretiliyor görmüyorsun. Bu en büyük bana kattığı şey oldu diyebilirim açıkçası. İşinin başında kesinlikle durman gerekiyor. Yani başka türlü olmuyor. Evet. Benim aslında şimdi sizi anlatırken aklıma bir soru geldi. Ürünlerinizin sonuçta bir ürün veya bir iş çıkarırken mutlaka onun bir hikayesi oluyor. Veya esinlendiğiniz bir nokta, herhangi bir şey. Açıkçası ben baktığımda Trio Bar'dan çok etkilendim ürününüzde. Onu açıkça söylemek istedim. Çünkü bu minimalleşmeye olan yoğun ilgi son zamanlarda bu tarz ürünler ortaya çıkarmamız çok önemli. Biz için varlık öğrencileriz ve ileride bunun üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Bunların, bu tarz ürünlerin çıkış noktaları neler oluyor? Yani bunların sizi etkileyen hikayesi veya etkilendiğiniz bir nokta, bunu söylemek istediğiniz bir ürün olursa hangisi olur? Şöyle, benim ürünleri tasarlarken ki en büyük motivasyonum aslında dar alanlarda, küçük alanlarda kullanılabilir olması. Özellikle hani sen Trio'yu belirttiğin için söylüyorum. Trio kapakları kapalıyken aslında çok az yer kaplayan bir ürün. 40 santime 90 santim gibi bir planı var üstten görüntüsü. Açtığında içini her gören hani bu kadar kompakt bir ürünü, yani şaşırıyorlar herkes gördüğünde. O yüzden benim çoğu üründe yaptığım şey, mesela çok büyük masalarım yok, çok büyük koltuğum. Aslında bir tane koltuk kanepe modelim var. Onda da evet büyük bir kanepe fakat cırtçırtlı bir minder sistemi var. Cırtçırtlı minderi kaldırıp yere koyduğunuzda iki kişi çok rahat biri yerde biri kanepede yatabiliyor. Mesela yine dar alanlar için yaptığım bir tasarımdı. İçinde yay yok, pardon. İçi de sünger olduğu için çok rahat iki kişi yatabiliyor. Benim hani öncelikle bakış açım bu. Çünkü artık siz de biliyorsunuz çok büyük evler yok. Ne İstanbul'da ya da hiçbir büyük şehirde büyük ev yok. O yüzden amacım hep daha dar alanlarda rahatça kullanılabilir şeyler yapmaktı. Bu böyle söyleyebilirim. Diğer sorumuza geçelim, arkadaşlarımızın bize yönelttiği sorulara. Sizce endüstriyel tasarım pratiği ile mimari tasarım pratiği arasında ne tür bir ilişki var? Birbirlerini nasıl etkiliyorlar diye sormuşlar. Şöyle, bence temelde aslında ikisi de insan odaklı bir tasarım, insan odaklı olduğu için aslında fonksiyonel olması benim için en önemli şey diyebilirim. Benim eğitim zamanımda da, mimarlık okurken de, şu andaki yaptığım tasarımlarda da aslında daha rasyonel çizgileri vardı her zaman. Yani ben çok, evet estetik önemliydi, evet hoş görünür olması önemliydi ama nedense hep beni iten, beni daha çözümün daha ön planda olduğu tasarımlar yaptım ben. Bitirme projem de böyleydi. Dediğim gibi 4 yıl okurken de aynı şekilde ilerledim. Şu anda da fonksiyonel olması, kullanılabilir olması benim için ürün tasarlarken en önemli noktalardan biri. Bir mimarlıkta çok güzel dıştan görünen bir şey yaparsınız ama tuvaletle merdivenle çalışmıyorsa yani o kullanılabilir bir şey değildir aslında. Böyle diyebilirim. Ve bence en temel fark mimaride tasarımın haricinde çok da fazla strüktüre de önem vermek gerekiyor. Hani ürün tasarımında bu birazcık daha kolay. Ama mimarlıkta ön planda olan dediğim gibi taşıması da çok önemli. Hani ne kadar iyi bir
ya da ne kadar organik bir tasarım yapsan da taşınmıyorsa hiçbir anlamı yok. O yüzden strüktür tasarımı çok etkiliyor mimarlıksa. Ama bence ürün tasarımında daha en azından tolere edilebilir bir şekilde, daha tasarıma yönelik davranabiliyorsun. Evet, aslında hani ürün tek başına güzel olduğu zaman da bir işe yaramıyor ama tek başına fonksiyonel olduğunda da bir işe yaramıyor. Hepsinin bir bütün olduğu zaman zaten güzel bir ürün ortaya çıkıyor. Evet. Ya da aynı şekilde yani ürünü kullanamadığın bir evse bir anlamı yok. Hepsi aslında bir bütün. Biz mimarlıkta senin dediğin gibi yani ben dışını çok iyi yapıyordum ama içine iki tane kanepe koyamıyorsan hiçbir anlamı yok. Hepsi aslında birbirine bağlı. Hepsi insanla bağlı. Hepsi ergonomiyle bağlı. Yani kulbun yüksekliğine her şeyi düşünmen gerekiyor. Yani açıkçası öyle yaptığım hatalar olmuştu. Mesela şifonyer modelinde ilk ürünlerde göz kararı marangoza söyledim. İşte kulplar kenardan şu kadar santim olsun. Okey yaptı, geldi. Kötü yani böyle şöyle, o kadar canım sıkılmıştı ki mesela nasıl dedim bunu yapsın ya. İnsan şöyle bir gider evde tutar falan. Hani olabiliyor böyle şeyler. Tamamen insanın ergonomi de çok önemli o yüzden. Öyle söyleyebilirim mesela dediğinde haklısın. Tasarım dünyasındaki ilham aldığınız ikonlarınız kimlerdir diye sormuşlar. Yani belli başlı bir ikonu açıkçası yani takip edip öyle esinlenmiyorum ondan ama onun dış yani daha çok akımlardan etkileniyorum açıkçası. Biraz zaten benim mobilyalarımda da daha çok hakim olan özellikle ahşapta bu 50'ler 60'ların mobilyaları. Ben çok seviyorum ve o tarzdan çok esinleniyorum. Ama bu esinlenirken de hani belli başlı mesela ayak stilleri, belli başlı köşe detayları kendimce oluşturdum ve onları ufak ufak modifiye ederek bir koleksiyonu hep onlardan ilerleyerek yaptım. Ufak dokunuşlarla işte yükselterek, alçaltarak, açısını değiştirerek gibi. O detaylar çok hoşuma gidiyor. O yüzden belli başlı hani direkt şu ikondan esinleniyorum diyemem. Ama 50-60'ların mobilyaları beni çok etkiliyor. Açıkçası çok hoşuma gidiyor. Ben de o şekilde ona benzer ürünler yapmaya çalışıyorum. Onun haricinde çok yani dediğim gibi açıkçası fazla yok da galiba 50'ler 60'lar en çok etkilendiğim ve sürdürmeye çalıştırdığım tarz diyebilirim. Bu mesela öğrencilikte nasıldı sizin için? Şimdi hani biz hep şu kaygı içindeyiz. Mesela bir tarzım yok. Hani bir çizgim yok. Hani bu çizgi ne zaman tam olarak gelişiyor? Belli bir iş yaptıktan sonra mı? Yani tam olarak sizde ne zaman oturmuştu aslında bu tarz bir çizgi? Şöyle, mimarlık okurken benim de bir çizgim yoktu. Bütün projeler. Ya zaten bence şu an sizin omuzlarınıza böyle bir yük olmaması lazım. Yani kimse 2-3 yıl okuduğu bir yerde bir çizgi elde edemez. Yani o kadar kolay bir şey değil. Benim görüşüm bu yönde en azından. Hocaların bu şekilde baskı bazen yarattığını, bazı hocaların böyle şeyler yarattığını da biliyorum. Ama bence bu çok büyük bir sorumluluk. Birçok yerde insanlar 3-4 yıl okuduktan sonra bile ne okumak istediğini bilmezken, yani bu çok bence zor bir konu diye düşünüyorum. Benim de yoktu mimarlıkta ve her proje kendi içinde, kendi çevresine göre, kendi bulunduğu arazinin etrafındaki silüete göre şekillenen şeylerdi aslında. Belli başlı bir çizgim vardı diyemem. Ama daha yakın olduğum materyaller vardı cephelerde olsun. Daha kullanmayı tercih ettiğim şeyler vardı. Belki biraz hani hep onları tekrar ettiğim için biraz çizgim oluşmuş diyebilirim. Onun sorunun ikinci kısmı neydi? Bir kısım daha vardı sanırım. Hani bizim için... Sorunu tekrarlar mısın ya da? Biz hani şu an öğrenciyiz ve bazen hani düşünüyoruz. Sonuçta atıyorum işte ben moderne mi yönelmeliyim? İşte ne tarz tasarımlar yapmalıyım? Ya da kullandığınız materyaller mesela bir süre sonra sizinle bütünleşiyor. Ama hani şu an
ben mesela kendim için söyleyeyim, kendime yakın gördüğüm bir materyal, bir tarz oturmuş değil. O yüzden yaptığım projelerde de bazen kafa karışıklığım olabiliyor. Hani kendime yakın gördüğüm bir tarz olmadığı için o konuda bazen kararsız kalabiliyorum. Aslında şahsi sorumda cevaplamış oldunuz. Ben cevabımı aldım. Şöyle düşünüyorum. Mesela hani gördüğünde sana mimarını söyleten projeler var, tasarımlar var. Ama bence onun, ya benim görüşümde yaptığın yerin mimarisi bence çok daha önemli. Yani kendi başına bir mesela Frank Gehry'nin bir müzesinin içini gezmek değildir. Onu görme, binanın kendisi bir müzedir gibi olmak mı? Yoksa daha atıyorum Bodrum'da bir ev yaparken onu doğayla yani bütün bir halde yapmak mı doğru olan? Ben ikincisine daha yatkınım. O yüzden yani projenin bulunduğu arazinin oradaki materyaller hepsi bence daha önemli. Onları kullanarak kendine bir çizgi yaratırsın ve bu zamanla olacak bir şeydir. Zamanla proje yaptıkça, çalıştıkça olacak bir şeydir. Bence o ikisi arasında bir seçim yapmak lazım. Yani bilmiyorum açıklayabiliyor muyum demek istediğimi. Ben ikinci kısma daha yakınım. O yüzden bu bence pratikle olacak bir şey. Evet, hemen şu an dediğim gibi kendinize bunu yüklemenin bir anlamı bence yok. Evet. Aslında dediğiniz gibi zamanla belli projenin içinde oldukça bu zaman zaman sonuçta her bir projeden bir şey etkileneceğiz ve o şekilde hepsinin bize bir katkısı olacak. Nasıl hani sizin her ürünün size her hani hepsinin farklı bir dokunuşu olduğu gibi aslında bu zamanla olacak şey dediğiniz gibi şu evet. Anda hani bunun biraz sorumluluğu pek anlamlı değil. Evet. Ama bazen bu şeye düşebiliyoruz. Kaygılı. Tabii onun yani dediğim gibi hani projelerini yaparken daha yakın olduğun, hissettiğin çizgilerle yapmaya tekrar edersen belki zamanla bu oturacak bir şey. Bu şekilde evet. Özetle. Günün tasarım anlayışı nereye gidiyor demişiz. Bu bence yani birçok alanda olduğu gibi gerek kıyafette, tekstilde olsun her türlü konuda herkes doğallığa gidiyor. Bu beslenmede de böyle. Dünyanın bize aslında böyle bağıra bağıra bir çağrısı. O yüzden daha uzun yıllar kullanılabilen ürünlere gidiyor. Ve benim de aslında ürünleri yaparkenki en büyük motivasyonlarımdan biri de bu. Mesela Trio Bar'ı gerçekten evladiyelik bir ürün. Çok ciddi, çok kaliteli detayları var. Belki birçok insanın bunu hani konuyu bilen biri gördüğünde ürünü ben detaylarını anlattığımda daha da iyi anlıyorlar. Sürdürülebilirlik aslında birazcık daha detaylı farklı bir konu ama uzun yıllar kullanılabilir ürünler yapmak bence bütün alanlar buna doğru gidiyor. Çok tüketmektense bir kere kaliteli alıp onu uzun yıllar boyu kullanmaya itiyor şu an bütün yaklaşımlar bizi. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Hayatıma da daha adapte etmeye çalışıyorum birçok insanın olduğu gibi. O yüzden hani bir IKEA'dan mobilya almak evet hani burada bütçe konusu da geliyor ama bir noktadan sonra bütçeni birazcık sıkıştırıp daha uzun yıllar kullanabilecek bir ürün almak bence daha doğru. Ben de ürünlerimi bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Bunu pazarlarken de bunların üzerinde vurgulamaya çalışıyorum hepsini. Bu şekilde. Evet, dediğiniz gibi IKEA gibi mağazalar genelde tüketime dayalı. Çünkü zaten benim bildiğim kadarıyla hani siz yanlışı düzeltin. O ürünleri uzun yıllar kullanmamız için aslında o şekilde evet. Üretiyorlar. Biz bir noktadan sonra o kendini imha ediyor zaten. Evet. Yani bir şekilde bir masa alıyorsunuz, bacağı kırılıyor, bir sandalye oluyor, bir şey oluyor ama tasarımlar öyle değil. Üzerinde çünkü bu hani yoğun uğraşlar üzerine çalışılan bir ürün olduğu için o bütün detayları düşünülerek sizin yaptığınız gibi bir noktaya gelebiliyor. Ama seri üretimde IKEA gibi mağazalarda bu aslında çok da üzerine düşünen bir nokta değil. Ucuz olduğu için direkt yap, sat, bitsin, kırılsın, yeniden alsın müşteri. Evet. Bu şekilde ilerliyor.
Yani mesela ben şeyle çok karşılaştım. Şimdi fiyatları, şimdi butik üretim olunca fabrikasyon değil, gerçekten el yapımı ürünler hepsi. Benim bir atölyem var ufak ama onun dışında büyük işleri, yani marangoz atölyesi ayrı bir yerde. İşte o ustaya gidiyorum, projeyi veriyorum, yapıyor. Herkes eliyle tek tek uğraşarak yapıyor. Zaten ürünlerin hepsi sipariş üzerine üretiliyor. Benim bir stok tuttuğum şeyler, çok giden ürünlerde tutuyorum. Çünkü yani o sizi kurtarıyor, dönüyor çünkü bir şekilde. Ama büyük ürünlerde hepsi sipariş üzerine üretiliyor. Şunu söyleyen ve bu böyle tek başına, ya tek üretim olduğu zaman da maliyet artıyor. Bir şeyden, ya IKEA binlerce, milyonlarca üretiyor belki. Bizde bir tane üretiliyor. Bu da maliyete yansıyor. Ve insanlar, ya şöyle bir algı var bence insanlarla, bu özellikle, ya böyle sınıflandırmak istemiyorum ama biraz Instagram yüzünden de böyle bir şey var. Hani hemen görüp yorum yapabilme yetisinden dolayı işte fiyat soruyorlar, söylüyorum, cevaplıyorum, bakış açısını anlatıyorum ürünün vesaire. İşte bir tane puf, bu mu, bu fiyata mı satılır falan gibi böyle şeylerle çok karşılaşıyorum. Aslında insanlara biraz da öyle olmadığını, o işin, o pufu aldığında uzun yıllar kullanabileceğini vesaire anlatmaya, onu aşılamaya da çalışıyorum. Bunun da gayreti içerisindeyim bir yandan ama bu kolay, bir anda değişecek bir durum değil. Zamanla olacak bir şey. Evet, kesinlikle. Çağımız artık tüketim olduğu için, her konuda tüketim odaklı olduğumuz için bazen gerçekten kıymet bilinmediğini gördüğümüzde biz de üzülüyoruz. Hani biz çünkü hani tasarımcı olacağız ve hani bunun umarım ileride daha fazla, hani ülkemizde de bu önem verilen bir nokta olur. Çünkü o her ürünün bir hikayesi, bir çıkış noktası, onun bir şeyi var. Yani hani sonuçta şöyle bir şey, bir sandalyenin her evde olması güzel bir şey değil. Yani o tasarım olması aslında evinizde, onun keyfi bambaşka olur. O yüzden de umarım ileride de bu daha da önem verilen bir konu olur. Ama anlayan bir kesim de var, yani böyle çok şey istemiyorum. Tabii ki anlayan bir kesim var ki ben ayakta durabiliyorum. Evet, ben kesinlikle markamı yaşatabiliyorum. Umarım bu algı daha da genişler. Evet. Tabii ki herken bu bütçe konusu da çok önemli. Ama hani ben ikisinin dengesini kurmaya çalışıyorum en azından. Daha çok yeni bir marka olduğum için ve birçok işle kendimi ilgilendiğim için en azından maliyetlerim nispeten daha uygun kalabiliyor. Bunu elimden geldiğince de sürdürmeye çalışacağım. Daha erişilebilir fiyatlarda daha kaliteli ürünler satmaya gayret ediyorum. İnşallah da böyle gider. İnşallah. Şöyle sormuşlar. Tasarım konseptiniz neye dayanıyor? Örneğin sürdürülebilir bir tasarım demiştir hani örnek olarak. Yani sizinki ne tarz tasarım konseptiniz? Zaten sürdürülebilir olduğunu ifade etmiştiniz. Evet, bir önceki soruyla benzer. Yani uzun yıllar kullanılabilen, biraz daha evladiyelik dediğimiz tarzda, daha doğal malzemelerle, kesinlikle doğal malzemeler benim için önemli. Boyasından kumaşına kadar buna çok dikkat ediyorum. Bazı noktalarda mesela ofis projesinde vesaire kumaş konusu değişebiliyor. Çünkü oradaki şeyler daha farklı. İşte leke tutmayan vesaire gibi detaylara da girmek gerekiyor. O zaman biraz doğallıktan uzaklaşıyor. Ama bunu isteğe bağlı olarak yapıyorum. Öyle bir kartela da sunuyorum tabii ki. Ama onun dışında özellikle ahşap ürünlerde doğal yağlarla mesela kullanmaya, onlarla renklendirmeye gayret ediyoruz. Yani başka bir şey kullanmadım bu zamana kadar. Bir de küçük işletmeleri destekleme gibi bir yaklaşımım var. Mesela pirinç biraz zor bir konu, pirinç üretimi. Güzel pirinç kaplama yaptırmak ya da güzel pirinç işçisi bulmak biraz meşakkatli ve pahalı. Mesela çok çok arayıp benim menteşeler birçok ahşap üründe, dolaplarda, şeylerde hepsi pirinç.
Yani Çağlayan'da arkada böyle küçücük bir yerde kendi menteşelerini yapan birini buldum mesela ve ondan alıyorum bütün ürünleri. Hani şu an şöyle bir şey var, ithal oldu mu çok böyle sanki iyi bir şeymiş gibi bir algı yaratılıyor. Mesela bilmiyorum, hiç oralara yolunuz düşmemiştir de Çağlayan'daki mobilya aksesuarları yerlerinde mesela. İşte Deniz Hanım ama bu ithal, işte o yüzden böyle. Tamam, ithal neden? Yani burada da aynısı yapılıyor. Ben neden ithaline 3 kat 5 kat fazla para vereyim gibi. Onu bir yandan desteklemeye çalışıyorum. Kullandığım yağ da Türk markası. Yabancı bir sürü alternatif var. Ama ben bunun dediğim gibi bir meziyet olduğunu düşünmüyorum. Onu söyleyebilirim bir de. Uzun yıllar sürdürebilirliğin dışında. Türk yani Türk malı almaya gayret ediyorum. Aslında şöyle bir şey var, hani biraz ön yargı mı olabilir? Sanki bizim ülkemizde oluyorsa daha kalitesizdir gibi bir ön yargı mı mevcut bu sektörde acaba? Bizim ülkemizde oluyorsa kalitesizdir değil de yurt dışındaysa kalitelidir diye bir şey var bence. Yurt dışını duyduğu zaman çok şey oluyor. Halbuki birçok ürün Çin'de üretiliyor, yani hani hiçbiri buradakinden daha iyi bir durumda değil. O bence yani buradanın kalitesi olması değil de yurt dışında ithal dendiğinde bir ekstra bir şeymiş gibi gelmesinden kaynaklı diye düşünüyorum. Evet. Arkadaşlarımız soruları bu kadardı, yöneltmişler. Ben şöyle sormak istiyorum. Biz öğrencilere neler öneriyorsunuz? Yani bizlere söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ne konuda? Birazcık daha spesifik olursan. Yani sonuçta bu bizim bölümlerimiz, mimari, iç mimari bölümümüz gereği çok yelpazesi geniş bir alan aslında. Mobilya tasarımcı olabiliyorsunuz, proje mimarı olabiliyorsunuz. Ayrıca tasarımcı olabiliyorsunuz, farklı alanlara yönelebiliyorsunuz. Kendimizi bulmamız tabii ki zaman alıyor. Belki mezun olduktan sonra bile bulamıyor arkadaşlarımız. Bu noktada ne yapmalıyız? Tabii ki çok gezip çok görmek çok önemli. En önemli noktası. Çok araştırmak, işte gündemi takip etmek, bunlar önemli. Sizin katmak istediğiniz, yani kendi tecrübelerinizden bize aktarmak istediğiniz genç arkadaşlara. Yani şöyle, bence birçok, yani daha ne yapmak istediğinize karar vermediyseniz mezun olduktan sonra, ki ben de öyleydim. O kadar korkuyordum ki zaten direkt kendimi yüksek lisansa attım. Yani ben şu an hazır değilim deyip tekrar okumaya devam ettim. Hepimizin başına geliyor aynı şeyler. Bu belki aileden gelen bir şeyse onlar birazcık daha şanslı oluyor. Ama onun dışındakiler bocalıyor. Hepimiz bocaladık. Benim tavsiyem en azından ilginizi duyduğunuz yerlerde çalışmaya çalışmanız. Bu biliyorum gerçekten kolay değil. Ben de yani Bahçeşehir üstüne İTÜ mezunuyken iş bulamıyordum. Yani bu bir gerçek Türkiye'de maalesef. Çok fazla mezun var. Çok fazla senden var bir de. Yani şey demek istemiyorum, Bahçeşehir artı İTÜ okudum süperim değil. Benim gibi bir sürü insan var ve senin size önerebileceğim bir şekilde kendinizi onlardan farklı bir özellik katmanız. İnanın fark ediyor. Bir şekilde kendinizi öne çıkarmanız. O çok büyük kolaylık sağlıyor. Dediğim gibi çok farklı alanlarda, eğer yani ilginiz varsa farklı farklı şeylere, bunlara girip çalışmanız. İlk başta çok da seçici olmayın yani. Girin, çalışın. Hiç alakasız bir konu olsa bile gerçekten profesyonel hayat çok büyük deneyim katıyor insana. Oradaki konuşmaları duymak, her şeyi görmek vesaire, bunların çok büyük katkısı oluyor. Normal sizi sosyal hayatta da geliştiren şeyler bunlar. O yüzden onu kesinlikle öneririm. Bu şekilde bunlar geliyor şu an aklıma. Hani bir anda sesli düşününce bunları söyleyebilirim. Bir özellik katmak önemli. Bu benim babamın da bana her zaman tavsiyesiydi. Çok mesela ben de gene babamın bana hep söylediği bir şeydi bu. O da çok büyük bir firmada çalışıyordu ve aslında okuldan ziyade, yani okulun tabii ki önemi oluyor mezun olduğunuz okulun, ama
çok iş görüşmelerinde buna evet bakıyordum. Ama en çok baktığım şey hani gerçekten karşı yüz yüze geldiğimizde konuştuğumuz şeyler ve hani onun ne kadar istekli olduğu vesaire. Yani bazen bir Boğaziçi mezunuyla atıyorum Bahçeşehir mezunu öne geçebiliyor yani. Hani o yüzden kendinize güvenin. Bunu söyleyebilirim. Babamın da tavsiyesi buydu hep bana. Teşekkür ederiz biz de. Arkadaşlarımızın eğer soruları olursa onları dinleyebiliriz. Sesinizi veya görüntünüzü istediğiniz gibi açıp sorabilirsiniz Deniz Hanım'a. Ben bir de şöyle bir not almışım. İki farklı kumaş kullandığınız bir ürününüzü görmüştüm yine bir puf evet, sanırım. O mesela o zaman nelere dikkat ediyorsunuz? Yani o kumaşları harmanlarken o dokusu, rengi, bunlara nasıl uyum sağlıyorsunuz? Çünkü gerçekten zor bir şey. Onu sunmak gerçekten kolay değil. Bunun hakkında ne söylersiniz? O yüzden merak ediyorum. Şöyle o ürün çok hacimli bir ürün ve en çok göze çarpan şey kumaş. O yüzden en çok benim kumaş konusunda mesai harcadığım ürün oydu zaten. Yani ben kartelalarla böyle bir 3-4 gün yatıp kalkıyordum. Defalarca yan yana getirip defalarca bakıp öyle karar veriyorsun. Hiçbir şey bir anda olmuyor. Bir anda doğrusunu da bulmuyorsun. Mesela o ürünün öncesinde çok kötü örnekler de yaptım. Yani hani bir anda en güzelini bulmuyorsun. Vahiy inmiyor yukarıdan. Dokusuna çok dikkat ediyordum. Genellikle kendinden dokulup kumaşlar kullanıyorum ben. Yani bu elini attığında birazcık daha tırtıklı gibi olan kumaşlar. Orada da dikkat ettiğim şey aslında iki kumaş arasındaki iplik renklerinin uyumuydu. Yani birebir yakından baktığınızda daha da iyi anlaşılıyor. Birinin dokusu birazcık daha hareketliyken diğerini daha sade tutmaya çalıştım. Ve iplik yani desenli olan tarafın içinden bir iplikle karşı tarafı seçmeye çalışmıştım. Bir de tamamen zıt kontrast yapmak istedim. Zıt kontrast olan yani yeşille sarı olan vardı. O çok daha fazla beğenildi mesela. O şekilde. Evet, ben bunu özellikle sormak istemişim çünkü çok ilgimi çekmişti. Biz de hani bir zaman zaman hocalarımız ödev istiyor. Bir mobilya tasarlıyoruz ve hani ona nasıl bir renk, nasıl bir doku bu konulara gerçekten zorlanıyoruz. O yüzden güzel bir örnekti. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum baksınlar. Son sorumuza geçeyim. O sırada da arkadaşlarımız soru soracaklarsa düşünsünler. Tamam. Mobilya tasarım süreçlerinde nasıl ilerliyorsunuz? Yani en zorlanılan aşamalar neler? En kilit noktası hangi aşamalar oluyor? Bu konuda böyle bir hani sıralama olarak bize anlatırsanız çok iyi olur. Tamam. Şimdi bu aslında dediğin şey hani ürün yani materyalden materyale değişen bir konu. Yani ahşapta farklı boyutları var, metalde farklı. Ama ilk başlarken yani süreç şöyle ilerliyor. Eskizle yani hepimiz nasıl yapıyorsak daha eskizle başlıyorum. Eskizin ya bir modele bir tasarıma karar verdikten sonra dediğim gibi babamdan biraz babama işi devrediyorum. Babamın yanına gidip baba bunu nasıl üretebiliriz? Bunun üretim detaylarında bana yardım eder misin diyorum. O konuda babam dediğim gibi çok büyük desteği. Çok büyük bir de materyal bilgisine sahip. Yani benim bilmediğim çok fazla konuyu bana öğretti bu süreçte. Orada biraz aslında deneye deneye, materyalleri kullana kullana öğreniyorsunuz. Onun sonrasında bir ürün çıkıyor. Biz de genelde bir numune üretiyoruz. Bu numunedeki üretimdeki hataları görüyorum ben burada. Ya da daha doğrusu neyi mesela Mono'da konuşacak olursam, Mono'yu yapana kadar, şu modeli oturtana kadar 4-5 farklı çubuk kalınlığıyla 4-5 farklı ayak denemiştim. Ve inanın oradaki 1 milim bile, yani üst çubuk 10 milimken dikey inenleri 8 milim. Yani 8 değil 6 olsa çok fark ediyor. O 10 değil 12 olsa çok daha farklı duruyor. Ve bunu en çok fazla deneyerek aslında görebiliyorsun.
Öyle bir süreç, o dediğim Ar-Ge süreci çok uzun oluyor. Bir şeyin üretimini anladık, nasıl üretildiğini anladıktan sonra. Kalite çok önemli. Kaliteyi tutturmak önemli. Kaliteyi devam ettirmek daha önemli. Çünkü bir noktadan sonra, mesela şu an mağaza açık ve ben mağazanın başında dururken kaliteyi kontrol etmek gerçekten zor. Tasarım bence üretimin en önemli alanlarından biri de kalite, kalite kontrol. Zaten büyük firmalarda çok büyük ekipler oluyor bunu yapmak için. O çok önemli. Okey, karar verdikten sonra bir de böyle bir işin boyutu geliyor. Bu şekilde işliyor süreç açıkçası. Bundan sonra yani ne söyleyebilirim başka? Bilemedim. Bunlar önemli. Zaten aşama aşama bizim için de. Evet, kalite kontrolden sonrası da zaten nakliye vesaire kalıyor. Bu arada hala ben de çok büyük olmasa da çok küçük problemler yaşıyorum. Biraz insanın kendine de çok yüklenmemesi gerekiyor. Profesyonel olmak evet önemli ama hata yapmadan da öğrenilmiyor açıkçası. Sadece benim bir de bu süreçte kendime kattığım hani kişisel olarak da şuna çok düşüyordum ve başlarda şunu artık yapmamaya çalışıyorum. Evet, bir usta biri hata yaptı. Hata yapmış olabilir. Tamam, nedenini daha sonra araştırırız bunun ama aslında zaten o usta ya da o çalışan senin o hatayı yaptıktan sonra nedenin çok bir anlamı kalmıyor. Çünkü o hata o an yapıldı. Artık nasıl çözebilir mi kendine ya telkin edebilmen gerekiyor. Bu bence çok büyük. Bu bence işte profesyonellik biraz böyle bir şey. Orada ona kızmaktansa tamam ya her zaman B planın C planın olması gerekiyor. Sen her zaman bunları düşünüp önceden hesaplamış olman gerekiyor. Çünkü orada ona kızmak hiçbir şey ifade etmiyor yani. Sonuçta o hata o an yapıldı. Nasıl düzeltebilirime bakman lazım. Üretimde bu da çok büyük yaşadığım şeylerden biri olmuştu benim. Canımı çok sıkıyordum başta. Ama aslında gerçek hayat öyle bir şey değil. Profesyonel hayat da canını sıkamazsın. Yani öyle bir şeye yer yok aslında pek. Evet. Bu sırada da arkadaşlarımız eğer soruları varsa katılsınlar. Herhalde yok galiba. Burada herkes 3. sınıf değil sanırım, değil mi? Yok, değil. Karma olarak şu an burada. 1 de var. 2, 3. 4 sanırım çok katılım olmuyor. 1, 2, 3 yoğunluktayız. Bu şekilde. O zaman sizin Tuğba, teşekkür ederim. Yoksa, umarız önümüzdeki sene bu süreci geçiririz ve okulumuza da sizi davet ederiz. Görmek çok isteriz. Çok keyifli oldu. Ben de bekliyorum. Mağazaya gelmek isterseniz de her zaman bana yazın. Zaten muhatap olacağınız kişi her zaman benim. Her türlü mailde de, Instagram'da da. O yüzden beklerim. Buyurun. Tanışmış çok teşekkür oluruz. Ederiz. Chat'te de arkadaşlarımız yazıyorlar, teşekkür ediyorlar. Evet. Gerçekten keyifli oldu, çok da öğretici oldu. Yardımcı olabilirsem. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Bize vakit ayırdığınız için, ekibim ve kendim adına. Tekrardan ben, sağ olun. Sağ olun. Başarılar dilerim. Dediğim gibi kolay gelsin bu süreçte de, bilmiyorum okul nasıl ilerliyor. Uzaktan eğitim şeklinde ilerliyoruz. Aha. Finallerimiz kaldı. Onları da atlattıktan sonra bitireceğiz inşallah. İnşallah. Böyle. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Siz de iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.